tüm yaşanmışlıklarınla, üzüntülerinle, hayal kırıklıklarınla ve yüreğine tuttuğun tüm duygularınla. Alkışların, başarıların ardında, tek başına kaldığında, sevdiklerin ve sevmediklerinle sen. Derinde kalmış duygular artık saklı kalmayacak. Anlatma zamanı. Tam burada, şu anda, şimdi. Sadece sen ve ben. Kimdir Hasan Kaçan? Bilemiyorum. Zor da bir soru oluyor galiba ilk. Yani şimdi... insanın kendini anlatması. İnsan 10 senede bir değişiyor. Yani şu andaki Hasan Kaçan'ı anlatmamız gerekecek ama 10 sene önce başka bir Hasan Kaçan vardı. Ondan önce başka bir Hasan Kaçan vardı. Daha önce kısa pantolonla dolaşan bir Hasan Kaçan vardı. Ondan önce belki yürüyemeyen, emekleyen bir Hasan Kaçan vardı. Dolayısıyla bunlar hep böyle değişiyor. Yani en sonunda da kimdi Hasan Kaçan denecek ki, bu da garanti. Dolayısıyla yani kabaca söylemek gerekirse Kayseri'de doğduk, İstanbul'da büyüdük. Mizahla, karikatürle uğraşmaya başladık. Sonra sinemaya. Birisi itti arkamızdan, sinemaya girdik. 15 yıldır sinemayla, televizyonla uğraşıyoruz. Kabaca budur. Hasan Kaçan'ın uğraştıkları budur. Ama Hasan Kaçan kimdir bilemeyiz ki, içinde neler var, ne fırtınalar esiyor. O peki, insanın temel, kendi içinde. O değişim olsa da tabii ki oluyor. Her an değişiyoruz hatta. Belki her gün değişiyoruz ama temel şeyler değişiyor mu? Yani Aret'i Aret, Hasan'ı Hasan, Ahmet'i Ahmet yapanlar değişim oluyor mu acaba? Bir laf vardı ya, bir insan yedisinde neyse yetmişinde olur diye. Tabii ki insanın şeyi değişmiyor. Yani özü değişmiyor. Bunu anlıyoruz. Ufakken de, büyükken de tepki verdiğimiz şeyler hep aynı. Küçükken neyi seviyorsan, büyükken de onu seviyorsun. Yani hangi tatlıyı seviyorsan o zaman da onu seviyorsun. Evet, çilek severdim çocukken, şimdi de çilek seviyorum. Patlıcandan hoşlanmazdım, hala hoşlanmıyorum. Ufakken hiç domates yemedim. Büyüdüm, bu yaşıma geldim, gene domates yemedim. Bunlar fiziksel şeyler ama tabii ki insanın özellikle iç dünyası dediğim gibi belli dönemlerde değişiyor. Tabii ki fiziki özellikleri de değişiyor. Hı. Yani 20 sene önce burada oturan adam, evet, simsiyah saçlar, simsiyah bıyıklar, simsiyah sakallar. Ondan 20 sene sonra beyaz bir adam geliyor. Bu kim ya? Yani nereden çıktı, nereden geldi, nasıl oldu bilemiyoruz ama böyle oluyor. Peki o 10 yaşındaki, 20 yaşındaki Hasan Kaçan'ın o gün yanına gitsek, bugünü görüyor muydu acaba? Onun beklediği gibi mi bugün? O 20 yaşındaki çocuğun bu yaşı düşündüğü zamanki yerde miyiz, yoksa bambaşka yerlere götürdü mü hayatı? Bambaşka yerlere götürüyor. Yani o yaşlarda ben iyi bir futbolcu olmak istiyordum. Türkiye'nin en iyi kalecisi olmak istiyordum. Başka da hiçbir hedefim yoktu. Ama bir hedefim vardı en azından. Kaleci olmak istiyordum. Birdenbire hayat bizi mizaha doğru şey yaptı, yönlendirdi. Bu da enteresan. Benim mesela şimdiye kadar hiç planladığım hiçbir şey olmadı. Kendi kafamda planladığım her şey fos çıktı. Her şey kendiliğinden oldu. Karikatürcülük, mizah. Hepsi kendiliğinden. Evet, yani oyunculuk, sinema işi, senaryo içimde vardı. Fakat hiç böyle bir şey planlamadım. Başka şeyler düşünüyordum. Birdenbire karşıma çıkan senaryo ve oyunculuk, hele oyunculuk hiç yoktu. Yani haddim değil zaten diye düşün. O yaştan sonra artık oyunculuk mu yapılır? Yani ben 40 yaşından sonra bir de oyuncu oldum üstüne. Oyuncu oldum demeyeyim tabii, yani öyle deniliyor. Şimdi de bununla uğraşıyoruz. Peki. O yüzden planlanan hiçbir şey olmadı benim hayatımda. Bugün baktığımda memnun muyum oldum? Yani hayatımda şu anda baktığımda nasıl hissediyorum? Mesela ya, hayat bahtsız batsın mı, dünya mı diyorum, yoksa kısmet bu ya, böyle geliyor, böyle yaşıyoruz işte mi? Yoksa ya şunu yaptım, yaşadığıma da değiyor işte. Nasıl bir karmaşıklıktır o? Valla şimdiye kadar, çocukluğumdan bugüne kadar yaşadığım her şey için bir kere şükrediyorum. Bir sürü insanın olamayacağı, kendi yaşıtım, kendi yaş grubum, kendi mahalle arkadaşlarım, kendi sınıf arkadaşlarımın içerisinde sanki ben hani torpilliydim, aldılar başka bir yere koydular. Şimdi bunun için şükretmek lazım.
Benim çoğu arkadaşım şu anda, kimisi otomobil tamircisi, kimisi fırıncı, kimisi berber. Çünkü biliyorsun işte Kasımpaşa, Dolapdere gibi yerlerde büyüyüp okul da bitirsen neticede oradaki meslek gruplarından bir tanesine dahil oluyorsun. Eğitimli olarak dahil oluyorsun. O açıdan tabii ki çok şeyiz, şanslıyız ve bunun için şükrediyoruz. Ayrı bir şey. İstanbul gibi varlıklı bir şehirde olmanın dahi yokluk olduğunu bir kere biz biliyoruz. Tatlı nedir bilmem, çikolata nedir bilmem, muz nedir bilmem, et nedir bilmem. Önce kapışıyorsunuz. Yani sen kardeşinin elinden bir şey kapıyorsun, o senin elinden bir şey kapıyor. Niye? Yokluk var çünkü. Rahmetli kardeşim Metin'le dondurma yiyeceğiz. Gittim dondurmayı aldım, gelirken bir tanesinin üstünden pat diye düştü. Balık pazarına ilk geçtiğimde korktum. Böyle garip garip yaratıklar, bilmem antenli mantenli bir şeyler. Arkadaşlar özgürlükten bahsediyorlar ama yani öyle dönemler yaşadık ki çok özgür olduğumuzu zannettiğimiz ama hani korkunç yokluklar içerisinde bütün insanların yaşadığı bir şey, hayat biçimi. Saksı çiçeği olanlara da sokak çalısı muamelesi yapmamamız lazım. Sokakta yaşayınca evet kedinin ne demek olduğunu, köpeğin ne demek olduğunu, kuşun ne demek olduğunu bizzat yaşayarak, görerek ve dokunarak öğreniyorsunuz. Bizim en büyük şeyimiz mesela arkadaşımızı elini tuttum kızın. Şimdi hayatı boyunca evlenip çoluk çocuğu olup bir tek minicik bir kuşa aşık olan ve hayatını bir kuş uğruna harcayan insanlar var. İlk beğendiğim, ilk aşık olduğum bir insanla pat diye evlendim. Bir insanın huzursuz olması korkunç bir şey. Mutsuz olması korkunç bir şey. Hayat elinde diyor sana. Şimdi burada manyaklık başlıyor zaten. Elimizde değil. Hayat bizim elimizde değil. Ben de Beyoğlu'nda büyüdüm ve çok ben de zaman zaman aynı cümleleri kuruyorum. İyi okullarda okuyamadım. Hani ama ben hep şunu gördüm. Doğru, arkadaş çevremiz şu anda o zamanki mahalle arkadaşlarımız aynen dediğin gibi. Hı hı. Ama onu büyük avantaj görüyorum ben. Yani o mahalle kültürünün içinde büyümeyi, birçok şeyi küçük yaşta belki görmüş olmayı, zorlukları görmüş olmayı ben hep hayatta artı olarak görüyorum. Öyle midir gerçekten de? Handikap mıdır, artı mıdır acaba? Ben artı olarak görüyoruz. Neden? Çünkü bunun içerisinde yaşadık. Eğer bunu bir kamera gibi biz, ya ben bunu ileride kullanırım duygusuyla o hayatın içerisinde yaşamış olsaydık yalan yapmış olurduk. Ama biz onu yaşayarak, özümseyerek bugünlere geldik. Yani mesela Türkiye'nin çok zor dönemlerden geçtiği işte 80 öncesinde yani insanlar birbirine o kadar düşman olmuştu ki ben Cağaloğlu'nda çalışıyordum Gırgır dergisinde. Cağaloğlu'na gitmek için 30 ayrı yol biliyordum. Hani şeyden Dolapdere'den Cağaloğlu'na 30 ayrı yerden nasıl gidilir? Yani şeyden çıkarsın, Dolapdere'den çıkarsın, evet balık pazarına gidersin, balık pazarının içerisinden yürürsün, şeyden inersin, işte Karaköy Köprüsü'ne inersin, oradan karşıya geçersin. Ama onun dışında binlerce hatta yol vardır. Biz onun içerisinden bir kısmını öğrendik işte, değil mi? Arkada şey vardır. Kurtuluş'a gidersin. Orada Süryani Karim Kilisesi vardır. Oradan yukarı çıkarsın. Tarla başına çıkarsın. Oradan da inersin. Ya da Kasımpaşa'ya yürürsün. Kasımpaşa'dan çıkarsın. Tersanenin oradan aşağı inersin. Yani yol çok. Neden? Çünkü ara yolları da biliyoruz. Bütün bunların içerisinde yaşayınca köprüden geçiyorsun. Limon satan adamları görüyorsun. Cam kesen adamlarını görüyorsun. İşte mısır satanları hepsini görüyorsun. Köprüden geçtin, hayvan pazarına giriyorsun. Orada işte papağan satanlar, bilmem ne köpek satanlar, kedi satanlar. Böyle bir dünyanın sürekli başka başka dünyaların içerisinden gezerek şeye gidiyorsun, iş yerine gidiyorsun. Şimdi burada ister istemez doluyorsun. Farkına varmıyorsun. Mesela bir gün kuş pazarından geçiyorum. Çok hoşuma gitti, bir papağan satıyorlardı. Dedim bu konuşuyor mu dedim. Konuşuyor abi dedi. Sophie, Sophie diyor dedi. Dedim papağan niye konuşmuyor, sen konuşuyorsun papağanın yerine. Dedi ki abi ürküyor dedi. Ben konuşuyorum yani. Kendi konuşarak papağanı satan adamlara rastladık. Ya da ne bileyim orada camda şey yazardı mesela. Neydi o? Muhabbet kuşu gelmiş. Nereden gelmiş? Nereden gelmiş? Yani farkında değil misin, senin dükkanın orası. Muhabbet kuşu gelmiş yazıyordu. Gibi şeyleri şimdi bunlar hep şuur altında şey yapıyor. Bir takım folderları onları koyuyor. Onlar zamanı gelecek kendiliğinden çıkıyor. Açık kütüphane. Yani gel açık kütüphane gibi her insan bir kitap. Yani o sokaklar her birisi ben bir kitaplık gibi görüyorum yaşlanan sokakları. Peki dışarıda ne değişti? Yani bizim veya senin çocukluğunla bugün dışarıya baktığın zaman, aynı mahallelere baktığın zaman neler değişti dışarıda? İnsanlarda neler değişti? Sokaklarda neler değişti?
İçin burkuluyor mu biraz benim bilmiyorum. Benimki bazen hem benim bile burkuluyor. Hem de bambaşka bir dünyada yaşadığımızı görüyorum. Şimdi yani sen tabii belki son zamanla yetiştin. Ben 78 kuşağıyım. Tabii yani İstanbul gibi varlıklı bir şehirde olmanın dahi yokluk olduğunu bir kere biz biliyoruz. Bırak Anadolu'yu. Yani Anadolu'da zaten 4 yaşına kadar geçti hayatım. Evet 4 yaşında İstanbul'a geldim. Yani tatlı nedir bilmem. Çikolata nedir bilmem. Muz nedir bilmem. Et nedir bilmem. Bunlar hep balık. Hep burada gördüm. Ben bir balık pazarına ilk geçtiğimde korktum. Böyle garip garip yaratıklar bilmem antenli mantenli bir şeyler. Anadolu çoğu 110'dan korktuk. Ama şimdi buraya geldiğimizde İstanbul başka bir şey. Ama yokluk vardı gene. Korkunç bir yokluk vardı. Şimdi evet arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şu anda şey içerisindeler. Bolluk içerisindeler. Kimi alabiliyordur, kimi alamıyordur. Hı hı. Ama yani cebimizde bir paket sigarasıyla yakalandığımızda langırt diye içeri alındığımızı biliyoruz. O yüzden yabancı sigarayla dolaşamazdın. Efendime söyleyeyim hiçbir şey yani yabancı içki şudur budur, yabancı para bunları yanında taşıyamazsın. Garip bir şey. Hani şimdi evet arkadaşlar özgürlükten bahsediyorlar ama yani öyle dönemler yaşadık ki çok özgür olduğumuzu zannettiğimiz ama hani korkunç yokluklar içerisinde bütün insanların yaşadığı bir şey hayat biçimi. Şimdi müthiş bir rahatlık var. Tabii şu an olan maddi yokluk vardı. Şimdi o bolluk var. Ama mesela duygusal yoksunluk var sanki. Ben şöyle düşünüyorum. Hatta eski Türk filmlerini seyretme sevimiz olarak da onu görüyorum. O sevgi ortamı yine bir paylaşım. O dost, arkadaşlık ortamları, o mahalle kültürü. Şimdi her şey var. İşte tablet PC'ler var, her şey internette yaşanıyor neredeyse. O hale geldik, hiçbir erişim zorluğumuz yok. Ama duygu yoksunluğu var şimdi de. Yine mutsuz insanlar, bu sefer daha mutsuz bence şimdi insanlar. Doğrudur, %100 katılıyorum. Çünkü biz insanların, bütün gençlerin karnını doyurduk, işte sırtını girdik, ayaklarına ayakkabılar, bilmem ne, cep telefonları, şunlar mı dediğin gibi. Yani bolluk, bolluk, bolluk. Ama şurası boş. Burayı neyle doldurmamız gerekiyordu? Burayı sevgiyle doldurmamız gerekiyordu. Arkadaşlıkla doldurmamız gerekiyordu. Burayı bir dayanışmayla doldurmamız gerekiyordu. Burayı mahalledeki itişmelerle, kakışmalarla doldurmamız gerekiyordu. Yani bir şey olması lazımdı. Burası boş olunca tabii ki şey aslında o müthiş bir yokluk dediğin doğru. En büyük yokluk bu. Dolayısıyla da belki o sokakta yere düşmek, o kum, misket, toprak, üstün kirlenmesi. Şimdi fanusta yetişiyor sanki çocuklar. Tabii saksı çocuğu olarak. Sözü hayatla yüzleşiyor bitti. Fanus kırıldığı an. Bir sokak çalısı gibi. Onlar biraz saksı çiçeği gibi büyüdüler. Onlara da öyle muamele etmek lazım ama. Eğer biz onların saksı çiçeği olduğunu ve narin olduklarını biliyorsak ona göre şey yapmamız lazım. Yani saksı çiçeği olanlara da sokak çalısı muamelesi yapmamamız lazım. Hı hı. Güzel bir gözlem oldu yani bu son cümle Twitter cümle oldu. Peki tam bu noktada işte sevgi, aşk bu yüce kavramlar diyelim. Senin yüreğinde nasıl karşılık buluyor aşk, sevgi, ilişki, evlilik, paylaşmak? Şimdi bu tür bir hayatın içerisinde olunca zaten çocukluğunuzdan beri paylaşmayı öğreniyorsunuz. Önce kapışıyorsunuz. Yani sen kardeşinin elinden bir şey kapıyorsun, o senin elinden bir şey kapıyor. Niye? Yokluk var çünkü. Bir keresinde dondurma aldım. Ve hani küçücük dondurmalar satarlardı minicik çoğu insan bilmez 5 kuruşluk bu kadar hayatımda küçük bir külah görmedim halen de yok yani bir kere yalıyorsun bitiyor iki o, tane sokaktaki dondurmacılardan mı? Tabi arabalı dondurmacılardan tamam. İki tane dondurma aldım rahmetli kardeşim Metin'le dondurma yiyeceğiz gittim dondurmayı aldım gelirken bir tanesinin üstünden pat diye düştü dondurma Metin dedim seninki düştü. Onunki olduğu üstünde mi yazıyordu? Yani seninki düştü. Şimdi hala hatırlıyorum ve çok utanıyorum ondan. Bu yaşıma geldim. O seninki düştü ifadesi beni çok utandırıyor mesela. Ama o dönem böyle bir kapışma dönemi. Yarım muzu onun elinden alma, işte yarım portakalı falan filan. Sonra ama bunu paylaşmayı öğreniyorsun mahallede. Arkadaşlarla beraber oluyorsun. Futbol maçlarına gidiyorsun, orada bir şey paylaşıyorsun. Yani duygu paylaşa paylaşa maddeyi de paylaşmayı şey yapıyorsun, öğreniyorsun. Evet, o sonraki hayatını senin ciddi biçimde etkiliyor. Neden? Çünkü etrafında insanlar var. Bunu test edebileceğin bir ortam var. Sokaklarda da aynı şekilde paylaşmayı öğreniyorsun. Çünkü
Sokakta yaşayınca evet kedinin ne demek olduğunu, köpeğin ne demek olduğunu, kuşun ne demek olduğunu bizzat yaşayarak, görerek ve dokunarak öğreniyorsun. Şimdi bunu dokunmadan, görmeden, hissetmeden hakikatini bilmek herhalde mümkün değil. Biz onların hepsini yaşama fırsatımız ve yaşama şansımız oldu. O yüzden şanslıyız. Bütün bunlar da bizi herhalde bir biçimde paylaşmayı şey yaptı. O zaman sen de aşkı da o zaman farklı mı yaşadın? Ya da sevgi, aşk, kadın nereye oturtacağız şimdi burada? Hadi bakalım, o gençlik yılları, hayatta bir de karşı cins var. Abi kadını o dönemde hiçbir yere oturtamazsın ki. Yani bizim en büyük şeyimiz mesela arkadaşımızı elini tuttum kızın. O kadar yani. Kızın elini tuttum. En büyük şey. Ya da bana baktı. Yani döndü baktı. Bu dünyanın en büyük şeyi. Yani o, eğer sana baktıysa o senin sevgilin zaten. Başka da bir şey yok. En küçük bir konuşma yok. En küçük bir temas yok. Dokunma yok. Hiçbir şey yok. Bana baktı. Ya da elini tutmak tabii müthiş bir şey. Şimdi buradaki aşkın ne kadar müthiş olabileceğini, yani ne kadar şiddetli olabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Ben okulda ilk gördüğüm, ilk beğendiğim, ilk aşık olduğum insanla pat diye evlendim. Ve iki tane çocuğum oldu. O dönem için hani şeydi belki de, hani benim için müthiş bir şanstı, hayatımı değiştiren bir hadiseydi. Belki o sokaklarda, mokaklarda çok fazla kalmış olsaydım biraz daha serseri olabilirdim. Ama evlilik insanı, hele böyle birisini beğenip sevdiğin insanla pat diye evlenmek de başka bir şey oluyor. Babalık nasıl bir şey oluyor? Hı? Babalık nasıl bir şey? Baba olmak, o his. Baba olmak da çok acayip bir şey. Yani şimdi bunların hepsi aşk. Ama hepsi değişik değişik aşklar. Yani şimdi çiçeğe başka bir aşk duyarsınız. Hayvana başka bir aşk duyarsınız. Ama aşktır bunların hepsi. Çocuğunuzu seversiniz başka bir biçimde. Eşinizi seversiniz. Kız arkadaşınızı seversiniz. Bunların hepsi farklı farklı. Yani nasıl bunların hepsi bir arada olur mu? Olur. Bütün sevgilerin, bütün aşkların bana göre şeyi var. Derecesi var. Yani işte ne bileyim, evladını şefkatinden dolayı seversin. Arkadaşını muhabbetinden dolayı seversin, dostunu sohbetinden dolayı seversin. Yani bir takım sebeplerle o sevgiler ortaya çıkar. Bunu yaşadığımız için söylüyorum, yoksa hani bilgiçlik olsun diye değil. Evet, yani bunların içerisinde aşk hakikaten çok önemli. Ama bu yaşımıza geldiğimizde aşkın sadece bir kadın ve erkek arasındaki ilişki olmadığını, yani şuradaki muma da insanın bir aşk duyabileceğini, ne bileyim şuradaki dekora da insanın bir aşk duyabileceğini öğreniyorsun. Televizyonda bir şey seyrettim, belki siz de gördünüz, hani kuş tak şey yapan, çipet pet çipet pet diyen bir abi vardı, Willis Willis Willis. Şimdi hani gülüyoruz biz ona, altılı yedili bastıra bastıra falan filan anlatıyor ama şimdi belli ki o adam da kuşa aşık olmuş. Şimdi hayatı boyunca evlenip çoluk çocuğu olup bir tek minicik bir kuşa aşık olan ve hayatını bir kuş uğruna harcayan insanlar var. Bu da bir aşk. Büyük bir tartışmasız, aşk. Tartışmasız. Dolayısıyla şimdi o aşkın çeşitleri içerisinde belli bir yaşta evet kadın ve erkek aşkından başka aşklara şey yapıyor, dönüşüyor hayat. Yani hepsinden zevk almaya ve keyif almaya. O zaman başlıyor etrafa insan. Baktığımız zaman evlilikler bu kadar çok sorunluyken, bu kadar pamuk ipliğine bağlıyken ilişkiler muhtemelen hayattaki diğer aşkları unuttuğumuz için ya da onları yaşayamadığımız için bu kadar çabuk tüketiyoruz herhalde. Tabii şimdi modern hayatın da şeyi var. Bunda korkunç bir baskısı. Ne derim, rolü var. Kötü bir rolü var. Şimdi şey yapmıyor, doymuyoruz, tatmin olmuyoruz. Cep telefonumuz çıktı, 6 ay sonra başka bir cep telefonu, 6 ay sonra başka bir şey. İşte kılığımız, kıyafetimiz, ayakkabılar, saat modelleri, şunlar bunlar hepsine bakıyoruz ve bir süre sonra bıkıyoruz. Tatmin olmuyoruz. Bu insan olunca ondan da hoşlanmamaya başlıyoruz. Çünkü medya bize o kadar güzel insanlar, o kadar güzel kızlar, o kadar güzel erkekler, şunlar bunlar gösteriyor ki. İkonlar. Yani idealize ediyor ki bundan daha güzeli varmış falan, ileride daha iyileri var şeyinden. Bir doyumsuzluk getiriyor. O doyumsuzluk da ilişkilerin tabii kısa sürmesine sebep oluyor. Kadınlar burada daha şey, benim şeyim, gözlemim. Kadınlar daha tahammüllü ve daha şeyler, tatminkarlar. Ama erkek daha şey, daha çabuk bıkıyor. Daha çabuk. Ayran gönüllülük mü yoksa erkek kadın farkı mı? Hayır, günümüzdeki şeyden bugün bahsediyorum. Için. Yani kadın erkek farkını onu ya, ya toplum birazcık daha erkeği hoş mu görüyor acaba? Kadın mesela daha
kendini kasmak zorunda, sıkmak zorunda. Çünkü toplumun dayattığı bir şey var. Ama erkek yapar, elinin kilidir. Yok, yani şimdi kadın hayatla mücadele etmek zorunda. Hayat boyunca, hatta kadın kadınlarla bile mücadele etmek durumunda kalıyor. Ve hayat hep bir mücadeleyle geçiyor. Dolayısıyla şimdi onun tecrübesi erkeklerden daha fazla. Küçük yaştan belli bir yaşa kadar bizden çok daha donanımlı yetişiyor kadınlar. Bizler çocuk olarak başlayıp çocuk olarak büyüyoruz. Yani 30 yaşında, 35 yaşında hala ergen adamlar olarak dolaşıyoruz. Ama kadınlar belli bir yaşta olgunlaşıyorlar. Dolayısıyla şimdi onların şeyi var, tahammülleri daha yüksek oluyor. İşte derler yani acı eşikleri de daha yüksektir. Ama erkek de hem yapı itibariyle hem günümüz koşulları itibariyle daha çabuk bir bıkma, daha çabuk bir şey, vazgeçme şeysi. Bir de tabii dediğim gibi ikonlar burada çok önemli. Bunlar hep erkeğe sunuluyor. Yani kadına sunulan çok az ama erkeğe sunulan bütün gazetelerde, dergilerde, şunlarda, bunlarda işte budur, 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 bu da var, bu da var, bu şöyle yaptı, bu plajaya gitti falan filan. Birden manyak haline getiriyorlar insanları. Erkekler daha da manyak oluyor. Aynen cep telefonu modelinden bıkar gibi kız arkadaşından bıkıyor, sevgilisinden bıkıyor, eşinden bıkıyor falan filan ve bu işler, ilişkiler kısa sürüp... Otomobilin yanına bile abi şey koyuyor, yani güzel bir kız ikonu yerleştiriyor otomobilin yanına. Yani çünkü otomobile sahip olursan işte bak böyle kızlar aslında sana bakacak demektir o. Yani ona sahip olmak senin sebebi oluyor. Tabii otomobilin yanına koyuyor, meyve sıkacağının yanında kızın ne işi var? Meyve sıkacağının yanına kız koyuyor, ondan sonra cep telefonu, ufacık cep telefonu var, kocaman kız var şimdi. Hangisi abi, hangisine bakalım yani. Şimdi dolayısıyla yani sürekli tabii kadını da bir taraftan malzeme olarak kullanan bir şey var, mantalite var. Burada manyak olmamak mümkün değil. Yani burada yani erkeğe de kadına da şuna da buna da niye böyle yaptın denilemez ki. Manyak yapmak için insanın her türlü şart mevcut. Aslında aynı oyun şimdi kadına da oynanıyor. Yani işte dondurma reklamında bakacak olursan ne işi var o adamın. Öyle baka bak yan yana geçince aldatma oranlarına bakıyorsun. İşte 50-50'ye gelmiş. Yani bu hale geliyor sonuçta. Belli özellikle şehirlerde de mesela boşanma oranlarına baktığınızda %40'lara varan bir şey var. Boşanma oranları var. Bunlar tabii çok korkunç şeyler. Yani niye korkunç? Hele çoluk çocuk varsa falan filan. Yani bir şeyi kimse düşünmüyor. Yani evet ben de belli bir yaşta boşandım. Ama çocuklarımızın ne durumda olacağını, yani kendimizden vazgeçme gibi bir şeyimiz olamıyor. Çocuklar olmasaydı daha önce mesela boşanır mıydın? Zannetmiyorum. Yani sonuçta o belli yaşa gelme noktası olgunlaşma anlamında mı söylüyorsun yoksa beklemek mi lazım? Yani bir evlilik eğer gitmiyorsa, çocuklar varsa, mutsuz bir halde büyüyen çocuklar mı yoksa huzurlu bir ortam mı yaratmak çocukları? Çok, şu an çok tartışılıyor çünkü bu. Şimdi tabii ki yani evin içerisinde huzursuzluk varsa bu başka bir şey. Tabii bu bizi aşıyor yani. Hakikaten sosyolojik bir hadise. Buna ne diyebiliriz ki ama gördüğümüz şeyde yani çoluk, çocuk, anne, baba, her kimse ya da sevgili ya da kız arkadaş. Mutsuzluk varsa evet mutsuzluğu devam ettirmemek lazım. Huzursuzluk. Yani bir insanın huzursuz olması korkunç bir şey. Mutsuz olması korkunç bir şey. Bunların ortadan kalkması lazım ama biz mutlu olduğumuzda çevremizdeki bir sürü insan mutsuz oluyorsa... Yani insan kendisinden vazgeçtiğinde, kendisini ikon olarak görmeyip, kendisini çok çok önemli hayatın değişmez parçalarından biri olarak görmeyip, yani uzaydan baktığında hakikaten bir kum tanesisin dünya üzerinde, belki ondan daha da küçük, o bile değilsin, bir tozsun. Öyle gördüğünde, evet kendini o kadar önemsemediğinde, hayat biraz daha içinden çıkılabilir hale gelebilir. Dolayısıyla ulan böyleyken yani evet şey de belli. Yani aynı otobüsün içerisindeyiz. Otobüs bir durakta duracak ve biz ineceğiz neticede otobüsten. Sonra başkaları inecek. Şimdi bunu bildikten sonra mutsuz olmak biraz daha zor. İlişkileri götürebilmek biraz daha kolay. Ama bunu bilmek lazım. Yani biz bu dünyanın sahibi değiliz. Bu hayatın sahibi değiliz. Yani şeyde durmuşuz, bir dinlenme tesisinde durmuşuz ve ısrar ediyoruz. Biz bu dinlenme tesisinde bu sandalye senin, bu sandalye benim, bu koltuk senin bilmem ne. Ya burası şey işte bir dinlenme tesisi ve birazdan çağıracaklar otobüse binip gideceğiz yani. Şimdi böyle düşünebilirsen hakikaten şey, hayat içinden çıkılabilir bir hal alıyor. O zaman ilişkilerde sürer, şeyde sürer, evliliklerde sürer. Tabii kolay bunu söylemesi. Sadece tespit olarak söylüyorum ben gördüğüm şeyler, yaşadığım şeyler olarak. Ama tabii ki çok zor. Çok zor çünkü bunu sana göstermeyen bir hayat biçimi var, bir modern hayat var. Asla sana bunu
göstermiyor ve özellikle reklamlarla sürekli rüyalar, sürekli rüyalar şeyler, illüzyon. Yani herhalde yaşadığımız çağın en büyük özelliği bir illüzyon çağı olması ve illüzyonlarla yaşıyor olmamız. Gerçeklikten çok kopuk ama illüzyonların şeyiyiz, hastasıyız ve esiriyiz. Öyle bir durum var, onda da zor tabii. O yüzden de bitmiyor arayış, mutsuzluk, yalnızlık hissi. Tabii. İlişkiler bittikten sonra da görüşmenin bitmesine gerek yok. Yani düşman olmamız gerekmiyor herhalde evlilikler bittiğinde, ilişkiler sona erdiğinde. Biz zannediyoruz ki bir daha hiç görmeyeceğiz birbirimizi. Ya da düşman olmalıyız, kanlı bıçaklı olmalı. Ama sonuçta yılları paylaşıyorum, hayatı paylaşıyorum. Bir şekilde devam ediyor ilişki. Lakin son dönemde otobüs öğreni sevdim. Ben de gemiyi kullanıyorum orada. Şunu unutmamak gerekiyor galiba ki özellikle son dönem bence bize bunu hatırlatıyor. O otobüsün ön koltuğunda yangın çıkarsa hepimiz o yangın sirayet ediyor. Yani dünya öyle bir hale geldi ki artık diyemiyorsun Afrika'daki savaştan bana ne, işte New York'ta işte deprem olmuş bana ne. Aynı evdeyiz hepimiz. Hı-hı. Ama artık o duyarlılığı yani hepimizin bir ve tek olduğu noktasına her geçen gün birazcık daha galiba hissetmek zorunda kalacağız. Bunun sebebi işte yani ne yaparsak hep hayata vuruyoruz. Yani bu hayat, kurulmuş hayat biçimine, sisteme vuruyoruz burada. Evet. Niye? Çünkü o bu hale getiriyor. Ama sistem yetmiyor artık bence. Yani insana yetmiyor sistemin verdiği. Tabii ki yetmiyor. Yetmediği gibi bir de bunu kendisi söylüyor. Diyor ki yani mesela reklamlarla bu sana yetmez diyor. Birey ol diyor, kendin ol diyor bilmem. Sürekli bir ve enteresandır hep tekil konuşuyor. Yani reklam mantalitesini eğer izliyorsanız hep bir kişiye konuşuyor. Mesela geçmiş şeylerde çoğul konuşulurdu. Tadınız, içiniz. Tabii tadınız, bilmem ne yapınız. Şimdi kaba ve şey, sanki seni tanıyormuş gibi. Bunu bilmem neyi kabul etme, açken sen değilsin falan filan gibi. Yani baba nereden tanışıyoruz? Yani bana sen diye hitap etme şeyini nereden buldun? Sen kimsin? Ve sürekli bana bunları öneriyorsun. Sen bunları bana önere önere ben başka bir adam oluyorum. Beni manyak yapıyorsun. Ondan sonra yetmiyor. Evet senin söylediğin bu sefer sana da saldırıyorum ben. Niye yetmiyor çünkü? Huzursuz ve mutsuz. Kendin olmak noktasını bence karıştırıyoruz. Şöyle ki biz kendin olmayı nesnelerle tanımlamaya çalışıyoruz. Oysa kendin olmak demek duygularınla, hissettiklerinle, ifade tarzında duruşunla kendin olmak. Şimdi nesnelerle kendimiz olmaya. Tabii tabii. Yani senin kıyak bir cep telefonun varsa sen kendinsin. Yok öyle bir şey tabii. Onu kullanırsan özgürsün. Bunu kullanırsan modernsin. Bunu kullanmazsan işte sen artık şey dönemi yakalayamamışsın falan filan gidiyor. Ama hayat sonuçta bizi yüzleştiriyor gerçeklerle. Ve hayatın getireceği zorluklar var. Getirdiği de zorluklar var. Sonuçta her hayatımız kimle konuşacak şu anda? Kimde neler var? Ne hikayeler var? Hı hı. Hasan Kaçan nasıl hayatın getirdikleriyle başa çıkıyor peki? Yani yaşadığımız olaylar... Ki senin düzen bayağı şimdi konuşmaya gerek olmayan ciddi olaylar yaşadık yani ama tabii bu kolay değil. Kolay değil. Ağır hadiseler de yaşayabilir, çok büyük mutluluklar da yaşayabilirsiniz. Yani hayat şey gibi, mevsimler gibi kimi zaman yağmur yağıyor, kimi zaman soğuk oluyor, kimi zaman sıcak, kimi zaman ılık oluyor. Aynen hayat böyle. Şimdi bunun içerisinde bir tanesinden şikayet etmemek gerektiğini bir kere hayat size şey yapıyor, öğretiyor. Yani hepsine razı olacaksın. Bunların hepsi Allah'tan geliyor. Biz de buna razıyız. Ne gelirse gelsin razıyız. Ben bunu değiştiremem. Sen de değiştiremezsin. Kimse de değiştiremez. Yani tabiat olaylarını değiştirmek mümkün değil. Yani kışı yaz yapmak, yazı kış yapmak ya da ne bileyim. Yani işte dur yağmur yağmasın falan. Hani bunlar bizim elimizde olmayan şeyler. Ama dediğim gibi hayat elinde diyor sana. Şimdi burada manyaklık başlıyor zaten. Elimizde değil. Hayat bizim elimizde değil. Bunu bilmek lazım. Hayatın küçük noktaları bizim elimizde. Yani en basiti şu taşı şuradan şuraya çekebiliriz. Bunu buradan buraya çekebiliriz. Ama mesela ben şu anda buradaki çekimi durduramam. Yani şurada küçük hareketleri yapabilirim. Suyu içebilirim. Ama bir dakika stop buradaki şey bitsin deme şansına sahip değilim. Niye? Şu anda benim üstümde başka bir mekanizma var. Ben buraya misafir olarak gelmişim ve bu misafirliğe uymak zorundayım. Kurallarına... Ben terbiyesizlik yaparsam, yani ben şey yaparsam o zaman durdurmaz mısın? Şimdi gene misafir olarak onu siz bir kere yapmayacağınızı bilirsiniz bunu. Çünkü bunun kuralı aynı şey. Yani ekstrem şeylerden konuşmuyoruz. Genelinden konuşuyoruz. Burada ben... yapacağım hareketler sınırlıdır. Aynı şekilde hayatın içinde de öyle. Yapacağımız hareketler sınırlı ve ben bu sisteme müdahale edemem. Mümkün değil. Ama seçim yaparım.
Ya mesela nasıl eşimi seçiyorsam onları küçük olarak mı göstereceğiz ya da evet hayat belki büyük oyuna büyük plana şey yapamıyorum, müdahale edemiyorum. Ha büyük plana müdahale, bunlara müdahale edebilirsin diyorum hayatın içinde ancak. Hı. Yani bunlar da komik kadere şeyler. Kadere mi geliriz oradan? Kadere mi döneriz yani bilmiyorum. Kadercilik geliyor bana orada. Kader tabii. Yani yaşadığın şey tabii ki bir kader. Yani şuradan dışarı çıktık, buraya geldik, nasıl bir şey yaşadık, arabanın içerisinde gideceğiz, ne olacak şimdi bütün bunları bilemiyoruz. Evet, hayatın içerisinde iyi şeyler, kötü şeyler, güzel şeyler hepsi var. Ama bütün bunları olduğu gibi kabul ediyoruz ya, etmek gerekiyor. Yoksa mutsuz oluruz. Yani arabaya bindim, trafik kazası ihtimali var, trafiğin tıkanma ihtimali var. Program bitirme ihtimalimiz var. Tabii yani. her türlü ihtimal var. Şimdi kötü ihtimalleri göz önüne aldığımızda o zaman ne işim var burada, niye geleyim, bilmem ne falan filan gibi insan karamsarlığa şey yapabilir, kapılabilir. Halbuki olduğu gibi kabul edip, yani şimdi... Merkez Efendi var, biliyor musunuz bilmiyorum şeyde, Topkapı'da. Mesela Merkez Efendi'nin hikayesi çok enteresandır. Merkez Efendi'nin hikayesi, şimdi orada bir sürü dervişler varmış. Merkez Efendi'nin arkadaşları şunlar bunlar varken, onların büyüğü diyor ki dünyayı değiştirmek elinizde olsaydı ne yapardınız? Bana yarın haber verin. Herkes toplanıyor. Bir diyor ki savaşları durdururdum. Öteki diyor hastalıkları ortadan kaldırırdım. İşte bir tanesi diyor ki yoksulluğu ortadan kaldırdım. Sıra Merkez Efendi'ye geliyor. Diyor ki ben hiçbir şey yapmazdım. Yaradan diyor herkesi, her şeyi merkezinde yaratmıştır mutlaka diyor. Onun adı Merkez Efendi oluyor. Yani senin bir şeyi değiştirebilme şansın yok. Kendini değiştirebiliyorsan zaten önemli şey o. İyi bir insan yapabiliyorsan ki bu şeyim var. Ne derler? Bu yeteneğim var insan olarak. Hepimizde var. Kendimizi kötü insan yapabilme yeteneğimiz de var. Hangisinin üzerinde çalışırsak öyle o oluyoruz. Dolayısıyla bizler hayatımızda yani belli bir yaşa geldikten sonra özellikle 40'lı yaşlardan sonra evet hayat biraz da böyle bir şeymiş. Biz yani bu işe iyi tarafından bakıp iyi insan olmaya, işte mahlukata iyi davranmaya, çünkü taşın canı var, toprağın canı var, yaprağın canı var, her şeyin canı var. Bunu bildikten sonra biraz daha hayatta şey yapabiliyorsunuz. Yani hem daha huzurlu olabiliyorsunuz hem de bir sürü şeye tahammül, daha kolay tahammül edebiliyorsunuz. İşte o başımıza gelen yaşadığımız, evet yakın zamanda ve uzak zamanda yaşadığımız şeylerde bu tahammül edebilme ve bunun gerçekliğini daha kolay kabul edebilme şansı oluyor. Ama yine de isyan geliyor. Yani bir yalnız kaldığımda şöyle bir boşala boşala ağlıyorum ya da bir isyan ediyorum. Belki de üreten insan ki işte karikatür, oyunculuk, mizah üretmek, belki de o içimdeki fırtınanın bir şekilde geçitilmesi, boşaltılması, bir şey üretime dönmesi. Ya bu tabii ki. Yani belki yeni kuşağın en büyük problemlerinden birisi o. Ben hepsinin çok zeki, hakikaten çok hani yaratıcı olduğunu görüyorum, izliyorum. Ama bütün bunları bir mecraya boşaltamamanın getirdiği bir şey var. Hani bahçeye çıkıp vücudunuzdaki elektriği toprağa atmak gibi o elektriği bir biçimde boşaltmak gerekiyor. İşte bizler sokağa çıkıp birbirimizle dalaştığımızda bir biçimde şey yapıyorduk. Elektriği boşaltıyorduk ya da ne bileyim şimdi oğlum sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında ufaklık durduğunda başka oluyor. Ama arkadaşlarla bir parka gittiğinde bir yerde okul bir yere götürdüğünde yorgun argın geldiğinde bütün o enerjiyi atmış başka bir adam geliyor. Şimdi yerinde duramayan biri, uyuyamayan bir tanesi ama o enerjiyi attıktan ve yorgunluğu aldıktan sonra pıt diye giden birisine dönüşebiliyor. Biz bunları hayatın içerisinde yaşadık ve bizim şansımızmış meğersem bunlar. Bu da yeni kuşağın şanssızlığı ama onların da müthiş şansları var, bizde olmayan. Onu da zamanla göreceğiz herhalde. Yani parayla insan ilişkisi, verdiğin zaman mutlu oluyorsun. Bu kadar net. Yani ben şimdi meteliksiz bir adamım. Para gelir, kaybolur gider. Para gelir, kaybolur gider. En son Gezi Parkı durumlar olunca acaba dedim buradaki arkadaşlar mesela şöyle bir eylem koysalardı. Okşarcasına. Nasıl oluyor okşarcasına? Beş bıçak birden bizi nasıl okşasın ya? Teslim olacaksın. Hayata kendini teslim edeceksin. Ben berber çocuğuyum. Tabii yani çocukluğumda da berberlik yaptım. Portakalın içerisindeki C vitamininden bize ne? O portakal lezzetli mi? Tatlı mı, sulu mu? Yüz bin ciddiyet, hani faşizmin sığındığı son kaledir derler. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. Sen nasılsın aşkım? Ben de iyiyim aşkım.
Trabzon'da muhlama ve alkış sesleri, İzmir'de aynı masada kereviz sessizliği, Kayseri'de o enfes golün sevinci, Antalya'da aynı koltukta o golün kederi, İstanbul'da ilk iş gününün stresi, Şanlıurfa'da aynı yatak odasında sabah keyfi. Farklı yerlerde olsak da istikballe 56 yıldır aynı evdeyiz. Yenilenen renkli dünyamızla bundan sonra da hep beraberiz. Opera İstanbul'un her yerinde, festival coşkusu denizde. Devlet Opera ve Balesi'nin Denizbank sponsorluğunda gerçekleştireceği 4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne sizi de bekliyoruz. Biletler mybilet.com'da. Macera aramayın. Her marka ikinci el ihtiyacınız için yepyeni bir sistem. Exchange by Toyota. Gözlüklerinin dünyasında gezenler Brezilya'ya gidiyor. Bulk Eyewear.com'a gir, yarışmaya katıl. 3 arkadaşınla beraber Rio'da rüya gibi bir villada muhteşem bir tatil kazan. Turuncu indirim geliyor. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. %50'ye varan indirimler 29 Haziran'da Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Güzelliğinizin sadece %10'u sizin için yeterli mi? Tabii ki hayır. O zaman neden sadece el ve yüz bakımı yapıyorsunuz? %100 güzelliği keyfine varmak için vücudunuzu doğal besleyici vücut sütleriyle nemlendirin. Bırak sana doğal baksın. Nerede olursan ol, arkadaşların hep yanında. Casper Via. Casper. Senin hayatın, senin teknolojin. I'm gonna be able to see everything that you see. Wow! What happened? You didn't see that? Macera dolu bir yolculuk için hazırlanın. That sucked. Dünya yeni bir başlangıç. 28 Haziran'da sinemalarda. Ankara Alışveriş Festivali konserlerle heyecanlandırıyor. 30 Haziran, Ebru Gündeş, 1 Temmuz, Bengü ve İsmail Türk, 2 Temmuz, Dinet ve Hakan Altun. Ünlü sanatçılar, muhteşem konserler ve sınırsız eğlence Ankara Shopping Fest'te. Seçkin bir spa merkezinde saç bakım ürünlerini gizlice yeni Pantene nem terapisiyle değiştirdik. Sizce nasıl hissediyorlar? Saçlarım nemlendi ve sağlıklı görünüyor. Yeni Pantene nem terapisi kullandık. Pantene mi? Wow! Saçlarımın keyfi yerinde. Yeni Pantene nem terapisi. Nazar İstanbul için. Nazar başka nazar. Altında İstanbul yazar. Şampuan ve saç kreminin ardından yoğun nemlendirici saç bakım köpüğü kullanıyorum. Köpüklü Pantene Pro-V formülüyle saçlarım 24 saat boyunca nemli. Yeni Pantene nem terapisi. Muhteşem! Bin yıl düşünsem aklıma gelmez. Nazar başka nazar. Altında İstanbul yazar. Siz hassas cildinizi bu şekilde mi koruyorsunuz? E koca bir yaz geçer mi böyle? Güneşle savaşmayın, korunun. Arkonem Güneş Bakım'da şimdi güneşe karşı hassas cildiniz için 50 faktör üzeri çok yüksek korumalı güneş sütü var. Hassas cildinize özel formülü, güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı cildinize çok yüksek koruma sağlar. Arkonem Güneş Bakım, güneş kadar gerekli.
Bırak, at o sakızı. Nazar İstanbul'un tadına bak. Bu nazar başka nazar. Altında İstanbul yazar. Pantolon devri bitti. Artık bacaklarınızı saklamanız gerekmiyor. Yeni Read Easy Strip ağda bantları 1,5 milimetre kısalıktaki tüyleri bile alır. Böylece tüylerin uzamasını beklediğiniz günler azalır, bacaklarınızın pürüzsüz olduğu günler artar. Her günü etek günü yapın. Read. İşte güzellik böyle bir duygu. Evlat, at o sakızı. Nazar İstanbul'un tadına bak. Bu nazar başka nazar. Altında İstanbul yazar. Dök hanım, dök dök. Kaşık gibi fil atmışlar. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum, dolduracağım galiba. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiz. Anam lolis kaşık çiz. Çok çıtırdattı, yanınız mı çekti gari? Yeni Lay's kaşık çiz, ailemizin yeni keyfi. Kaşıklayın. Daha da istiyorlar. Sağlam basacaksın bu hayatta. Sağlam gideceksin bu hayatta. Sağlam basacaksın bu hayatta. Sağlam gideceksin bu hayatta. Sağlamsa. Sağlamsa. Kristal mama kabı. Adamlar yapıyor ya. Hoş geldiniz. Ya. Yardımcı olabilir miyim? Bilmem. Olabilir misiniz? Hanımefendi, ben arkadaşı tanımıyorum. Bir mama kabı alıp çıkacaktım. Ay, ay, ay. Heh. Utandım. Bize acil nakit lazım şef. Göbeğimde akses var ya. Hadi hızlı paraya Nuri. Aksesle ihtiyacınız olan nakit parayı Akbank ATM'lerinden anında çekin. Uygun faiz oranları ve 36 aya varan taksitlerle geri ödeyin. Efendim neymiş? Avia'nın kuşağı dolana dolana gidiyormuş, hayatları değiştiriyormuş, olaylara bir renk katıyormuş. Sanki ben kendi kuşağımı dikemem. Ne anlam ya? Şu postacı bir gelsin de. Aha geldi. Fasulye, faturan geldi. Yine çok fena. Orada dur postacı. Değişime hazır mısın? Değişim? Hayat güzel sevgi katınca... Nasıl, var mı değişiklik? Yo, aynı büyüklükte. Sevdiklerine yakın ol. Ya tabii olmaz ya. Adamlar bunu hedef kitleye doluyordu. Sana da şunu bana bir dolasana. Dolandır. Doğayla, çiçekle, mutlulukla, öpücükle. Var mı değişiklik? Değişiklik yok. Avialı'ya değişim kuşağı, bize her ay sonu alacak anlık kuşağı. Sade, ekonomik, çeşitli tarifeler, akıllı cihaz teklifleri, hayatı değiştiren teknolojiler ve bolluklarla dolu Avea dünyasıyla tanışın. Siz de bu değişime katılın. Hayat değişir Avea'yla. Yani parayla insan ilişkisi, verdiğin zaman mutlu oluyorsun. Bu kadar net. Yani ben şimdi meteliksiz bir adamım. Para gelir, kaybolur gider. Para gelir, kaybolur gider. En son Gezi Parkı durumlar olunca acaba dedim buradaki arkadaşlar mesela şöyle bir eylem koysalardı. Okşarcasına. Nasıl oluyor okşarcasına? Beş bıçak birden bizi nasıl okşasın ya? Teslim olacaksın. Hayata kendini teslim edeceksin. Ben berber çocuğum. Tabii yani çocukluğumda da berberlik yaptım. Portakalın içerisindeki C vitamininden bize ne? O portakal lezzetli mi? Tatlı mı, sulu mu? Müzmin ciddiyet, hani faşizmin sığındığı son kaledir derler. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. Sen nasılsın aşkım? Ben de iyiyim aşkım. Para ne ifade ediyor Hasan Kaçan için?
Şimdi bugün günümüze baktığımız zaman artık her şey neredeyse maalesef toplum. Yani başarı kriteri diyorsun, evi varsa, arabası varsa başarılı oluyor. Hatta emekli maaşı varsa artık başarılı oluyor izdivaç programlarında. Ruhumuzu satmaya başladık sanki para için. Bu kadar mı önemliydi? Yani bizim zamanımızda sonra evet, o yokluk vardı. Ama onur da vardı. Ya da paradan daha önce gelen birçok şey vardı. Tabii. Ama şimdi sanki özellikle yeni nesilde baktığın zaman para, para, para. Ama yine umut daha yeni nesil. 2000 sonrası doğumlara baktığın zaman o da sistemde onu aslında maddiyatı yavaş yavaş dışlamaya başladı. Bakacağız, bilmiyorum nereye gidecek ama. Şimdi eskilerde bir istifçilik şeyi olanlar vardı. Yani para istifleyenler vardı. Halen de para istifleyenler var. Ama yeni kuşakta para harcamak için özellikle gerekli. Çünkü hep al, 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 al diyen bir sistem var. Televizyonlar, şunlar, bunlar, afişler, billboardlar. Niye bakarsan hep al. Hep al. Bir tane ver diye bir şeye rastlamadım. Çok güzel. Afişe ya da billboarda rastlamadım. Parayla insanın ilişkisi bilgiçlik değil, şeyden yaşadığımız şeylerden hareketle söyleyeyim. Yani parayla insanın ilişkisi, verdiğin zaman mutlu oluyorsun. Bu kadar net. Yani ben hep alayım, hep alayım ve bunu sürekli kendime harcayayım, harcayayım. Bu şunun gibi oluyor. Ye, 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 ye. Ondan sonra korkunç fenalıklar geçirip yatakta kıvranıyorsun. Evet, mide spazmı geçiriyorsun. Aynen parayla ilişkinde öyle bir şey. Bir parçacık yersin doyacağın kadar. Sonra geri kalanını paylaş, ver, dağıt gitsin. Yani ben şimdi meteliksiz bir adamım. Para gelir, kaybolur gider. Para gelir, kaybolur gider. Araba gelir, kaybolur gider. Cep telefonu gelir, kaybolur gider. Ama mutlaka yenisi gelir. Her zaman cep telefonum vardır. Her zaman bir araba olmuştur. Hepsi emanet değil mi zaten? Tabii ki zaten. Yani o gidiyor başkasına, o gidiyor başkasına. Bundan bir süre sonra mutluluk duymaya başlıyorsun. Mesela hep şeyi düşündüm. Dedim ki ya şimdi bu en son Gezi Parkı... durumlar olunca acaba dedim buradaki arkadaşlar mesela şöyle bir eylem koysalardı. İstanbul'da ne kadar fukara var? Tek tek ev kapılarını dolaşsak, bütün bunları bulsak, onların kapılarına, onlara hissettirmeden, bilmeden bir takım torbalar yerleştirsek, bir şeyler alsak kendi aramızda toplayıp ve kimin verdiğini bilmeseler. İnanılmaz bir iç mutluluk şey yapacak, getirecek. Yani oradaki ne bileyim %100 galip dahi gelinse ve tamam istediğimiz oldu denilse bile ötekinin vereceği gönül huzurunu ve iç mutluluğunu yakalayamayacağını düşünüyorum. Mesela bir ben tane... çocuklarım mesela onu da yapabileceğini düşünüyorum. Yani onu da yapabileceğini düşünüyorum çocukların ama birilerinin, abilerinin de işte ya, birazcık tabii ki etmesi yani lazım. Bu şeye, bu potansiyele bütün insanlar sahip, gençler çok daha fazla sahipler. Ama dediğim gibi yani o kadar yoğun bir şey var ki, illüzyon var ki yani al 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 diyen bir hadise var ki onun içerisinde bir tane ver diyenin sesi duyulmuyor ya da iki tanenin sesi duyulmuyor. Her şey onun üzerine, bütün her şey ve sürekli de bir üretim var, bitmiyor. Yeni model çıkıyor, yeni model çıkıyor, yeni model çıkıyor. Abi aynısı ama yani kasası değişti, bilmem ne oldu, ekranı büyüdü. Konuşacağım alt tarafı ya. Gidiyorsun. Konuşacağım alt tarafı yani konuşmak için kullanacağım. Konuşacaksın. Ama... İnterneti tamam ne oldu yani S3 çıktı, S4, 5 çıktı, 15 çıktı, 20 çıktı. Ne olacak abi? Yani en son bir şey vardı, bilgisayarda yapmışlar, uzatmışlar. En son böyle kılıç gibi bir şey yapmışlar falan. Şimdi yani olacağı o kardeşim. Abi, sen yani. Diyorsun deterjanlarda sürekli olarak yeni formül, yeni formül. 35 senedir aynı şey dinliyorum abi. Yeni formül, yeni formül. O, jilet reklamlarında mesela hep daha az tarzı. O zaman bizim çocukluğumuzdaki babalarımız falan kanamışlar hep. Yani sürekli yeni... Ya da tıraş olmamışlar demek ki yani. Nasıl oluyor? O kesen neydi peki? Usturalar musturalar neydi de yani bu sürekli 3 bıçaklı, 5 bıçaklı bilmem ne falan filan çıkıyor. Okşarcasına. Nasıl oluyor okşarcasına? 5 bıçak birden bize nasıl okşasın ya? 5 bıçaklı çıkıyor okşarcasına diyor. 5 bıçak daha çok suratına şey yapar. Usturanın şeyi aklıma geldi. Şimdi eski berberlerde usturanın şöyle bir bireylenmesi... Şimdi ben berber çocuğuyum. Öyle mi? Tabii yani çocukluğumda da berberlik yaptım. Şimdi bir şeyi çeşitli açılarda tutmanın senin inisiyatifinde olduğunu biliyorum. Yani mesela bıçağı belli bir açıda tutmak senin inisiyatifinde. Ama o 5 bıçak onun bir açısı yok. Ona ne verdilerse sen öyle onu kullanmak zorundasın. Dik tutarsan keser. Biraz daha şey yaparsan ne bileyim doğru. Daha güzeldir. Ama iyice yatırırsan hiç kesmez. Hayatta böyle bir şey işte yani bir taraftan baktığında. Sonra çok mu hazır alıştık? Fazla dik tutmayacaksın demek ki. Keser. Doğru. Çok mu hazır alıştık? Hazıra alıştık tabii. Hazıra alıştık.
şımarıklığımız var. Hakikaten bolluk içerisinde bir şey. Yani şey için söylüyorum tabii, geçmiş dönemleri oranla söylüyorum. Yani bolluk içerisinde derken tabii ki çok imkansızlık içerisinde bir sürü insan vardır. Ama 20-30 sene öncesine göre bambaşka bir hayat var. Yani bolluk içerisinde derken, evet, gazeteyi açtığınızda 100 tane cep telefonu, 500 tane araba ilanı, sokaklara çıktığınızda kimse arabasını park edecek artık kapısının önünde yer bulamıyor. Şimdi bu başka bir hayat biçimi. Ama bu hayat biçimi insanı tatmin etmiyor. Bu hayat biçimi insanı mutlu etmiyor, huzurlu etmiyor. Niye? Çünkü burada paylaşmak diye bir şey yok. Paylaşmak olmayınca da, vermek olmayınca, yani şunun gibi bir şey. Nefes almak. Sürekli nefes alırsan patlarsın ya. Yani al, ver. Duyguları da aynısı şu anda. Az aynı şekilde. Duyguları da al, duyguyu vermiyoruz. Tabii göstermiyoruz. Ki. Al. Sürekli sevilmek. Tamam, güzel bir şey. Ama sevmek de güzel bir şey. Sev kardeşim. Bak, şarkı gibi oldu birdenbire sev kardeşim deyince. Yani işte ver kardeşim. Paylaş kardeşim. Yok. Yani bence hep söylüyorum. Ki ben söylemiyorum. Mevlana 600 yıl önce söylemiş. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Çok fazla hani yeni jargonla avatarlar ya da maskelerle o kadar çok dolaşıyoruz ki içerisiyle dışarısı arasında uçurumlar başlıyor. Tam bu noktada şu anda gördüğüm Hasan Kaçan içerideki Hasan Kaçan mıdır aynı zamanda? Ya da mümkün değil bence %100 olması, ama o mesafeyi kapattıkça galiba hayat daha yaşanılır oluyor. Kesinlikle öyle. Yani çocukluğumuzda, gençliğimizde bu kadar şey değildik. Tabii ki daha fazla kendimizi, kalkanlarımız biraz daha fazlaydı. Biraz daha çekingen ve korkaktık. Ve tabii ki genç arkadaşlarımın da aynı şekilde kalkanlarla ve maskelerle şey yapması, dolaşması, özellikle bu hayatın içerisinde yapacakları başka bir şey yok. Ama bunu indirdiğinde hakikaten, evet, belki biraz daha tesirlere maruz kalabiliyorsun, güneş ışınlarına şey yapabiliyorsun, ama kesinlikle daha mutsuz olmuyorsun. Gerçek oluyor en azından. Tabii. İnsanların ben çok inanıyorum gerçekle sahte olanı ayırt edebildiğine. Bu arada az önce şeyi konuştuk, bu eğitim konusunu konuşuyor, hani yardım etmek evlere. Şimdi mesela o Gezi Park'ta çocuklar şey yapmaya başlamışlar, eğitim şart deyip yoksul ailelere eğitim vermeye gitmeye başlamışlar. Çok güzel bir şey. Bunlar da işte çoğaltırsak o zaman aynı gemiyi güzelleştirmeyi hep beraber paylaşıyor olacağız. Ben gelecek, öyle söyleyeyim, ben şimdi tam kendim düşüncemi söyleyecektim. Geleceğe optimist mi bakıyorsun, pesimist mi bakıyorsun? Vallahi her anlamda, yani global olarak, dünya olarak. Ben geleceğe olduğu gibi bakıyorum. Yani bir bakışım yok geleceğe. Ne gelirse gelecektir zaten. Yani teslimiyetçilik midir peki bu? Ben teslimiyete inanırım bu arada hayatın akışı içinde. Ama zaten hedefin niyeti koyduktan sonra. Teslim olmadıktan sonra hayat dünyanın en çekilmez şeyi olur. Ne derler, unsuru olur diyelim. Teslim olacaksın. Hayata kendini teslim edeceksin. Yani bu şunun gibi. Denize girdiğinde, sırt üstü yattığında bir parça kendini kasarsan batıyorsun. Ama suya kendini bırakırsan tamamen ve yani kasların da ona göre yumuşak bırakırsan, suyun üzerinde bir kayık gibi şey yapıyorsun, yüzüyorsun. Çekince batıyorsun. Tabii ki, yani hayata kendini teslim ettiğinde, tabii ki hayatın küçük alanlarında ister istemez senin şeylerin var. Ne derler, mürahele ettiğin, ama geneline kendini teslim etmek zorundasın. İstersen etme. İstersen etme. Yani mutsuz olursun. Ama teslim et. Bırak kendini suya. Bırak kendini, yumuşat. Suyun üzerinde yüzer gidersin en fazla. Bir şey olmaz. Boğulmazsın mesela en azından. Ama kastığın zaman lak diye çökersin. Ben bu sörfçü olmaya benziyorum abi. Yani sörfçü de dalgalara, oradaki sonra denize açıldığı zaman denize bir müdahalesi yok. Dalgalara göre ama kendi aynen öyle. Ayarını yapmaya çok çalışıyor. Süper. Ayakta kalmaya çalışıyor, düşmemeye çalışıyor. Tabii. Ama çıkıp da o denizi dalgalarını kendi belirleyemiyor. O dalgalara göre şekil alıyor. Tabii. Yani dalgalarla savaşmıyorsun, kavga etmiyorsun, dövüşmüyorsun. Sadece kendini o dalgalara uydurmaya çalışıyorsun. Yani o dünyanın ritmine uygun olmaya çalışıyorsun. Evet, demek ki şeymiş yani... ritmi yakalamak. Doğadan koptuk, dünyadan koptuk. Eyvallah. Sokaktan kopmak sadece o kadar basit olmadı. Yani her şeyden koptuk. Belki yeniden başa dönmeye çalışacağız. Belli de olmaz. Yani hayat insanı nereye götürür bilmiyoruz. Ama gördüğümüz şu ki, demek ki tabiatla, yaşadığımız hayatla bir ritim içerisinde olabiliyorsak mutlu ve huzurlu olabiliyoruz. Yani o ritmin içerisinde işimize gelse de gelmese de o ritmi tutturursak, biz o dalgalara ulan ben seni sopayla dalarım falan demezsek, ateşe efendime söyleyeyim körükle gitmezsek, onun da yaktığını
düşünüp ondan uzak durursak, onun da kendine göre bir ritmi var ve insanın da kendine göre bir ritmi var. İşte yani burada gayet müthiş bir ritimle bunlar şey yapıyorlar. Biz bu ritmin içerisinde çok güzel bir resim oluşturuyoruz ama bunlarla kavga etmiyoruz. Yani şimdi elimizi soksak cazır cazır yanacağız ama şurada belli hoş bir ritmi paylaşıyoruz. Ona razı olmak herhalde mutsuzluğu ortadan kaldırır ve huzursuz olmayız gibi bir şey. Güzel mesajlar sallama çıkıyor tabii. Diyelim. Peki seni bulmuşken şeyi sormadan geçemeyeceğim. Hayata mizah yönüyle bakabilmek nasıl bir şey? Yani bir mizahçı hayata nasıl bakar? Çünkü senin mizahi yönün kesin güçlü ama bence orada gözlemlerin çok büyük payı var. Hı hı. Çünkü insanı tanımadan, hayatı tanımadan mizah olabilir mi? Yani kapalı dört duvar içinde mizah yapılabilir mi? Tabii mizahın şöyle bir şeysi var. Yapılamaz. Mizah zaten paylaşmak. Yani siz içinizdeki bir şeyi, size komik gelen bir şeyi kendinize bırakmıyorsunuz. Yani deli gibi iyi diye bir odaya çekilip gülmüyorsunuz. Bunu paylaşmak istiyorsunuz insanlarla. Ne kadar çok insanla paylaşırsanız, ne kadar çok insan bundan mutlu olursa siz o kadar mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla o da bir paylaşmak. Ve insana onu öğretiyor mizah. Zordur bir insanı güldürmek, bir insanı yüzünü asıkken birdenbire yukarı doğru dudaklarını şey yapmak, çekmek. Ağlatmak daha kolay kesin. Ağlatmak kadar kolay, mutsuz etmek kadar kolay bir şey yok. Yani o kolundaki şeyler ne senin filan, ne o ya Allah'ını sersen falan desem birdenbire bir yani insan bir ama ne kadar güzel şeyler onlar ya, ben hayatta şöyle güzel bir şey görmedim dediğinde bambaşka bir şey oluyor ya insanın içerisinde. Dolayısıyla insanı evet mutsuz etmek çok daha kolay, üzmek çok kolay ama yüzünü güldürmek zor. O yüzden bir sürü genç arkadaşımız var, insanların yüzünü güldüren. Kardeşim başka bir şey yok, insanı güldürüyor musun falan. Ya bırak güldürsünler. Bırak biraz bizi mutlu etsinler. Yani ne var bunda? Ne zarar var? Peki ne mesaj veriyor? Ya bırak sen mesajı bilmem ne. Yani portakalın içerisindeki C vitamininden bize ne? O portakal lezzetli mi? Tatlı mı, sulu mu? Değil mi abi? Biz ona bakarız. Kendini iyi hissetmesi lazım insanların. Mutsuzluk üzerine aşkı da acı olarak yaşıyoruz. Rakı masasına oturduğun zaman da mutsuzluk üzerine batsın bu dünya, batsızım ben. Sürekli olarak böyle insanı aşağı çekmek çok kolay. Dedikodu yapmak çok kolay. İftira atmak çok kolay. Eleştirmek çok kolay. Ama karşındaki insanı değerli hissettirebilmek çok değerli. Bu insanlar sabahleyin mesela bir poğaça alırken günaydın demiyor o poğaçayı veren insana. Ya da abi kolay gelsin. Bütün gün bu güneşin altında poğaça satacaksın demiyor. Teşekkür etmesini bilmiyoruz. Ya adam sana bir şey veriyor, satıyor. Sen bunu yiyorsun. İçinde zehir de olabilirdi. O sapık da olabilirdi. Bunun içine zehir de koymuş olabilirdi. Adama bir teşekkür et kardeşim. Yani güzel, lezzetli bir şey yapmışsın. Sen teşekkür edersen belki o ertesi gün daha iyisini yapma şey yapacaktır. Çünkü onu sen motive ediyorsun teşekkür ederek. Daha lezzetli bir şey yapacak belki. Ama işte kendini değerli hissedecek, iyi hissedecek. Onlar var. Şu bir gülümsemenin verdiği enerji hiçbir şey vermiyor ki. Ama yok, asık suratlı olmak, dik yürümek. Bunlar özgüven olarak anlatılıyor mesela. Şimdi evet. Zaten şeyi söylerler. Müzmin ciddiyet, hani faşizmin sığındığı son kaledir derler. Müzmin ciddiyet. Çünkü ciddi insanlar... Yani müzmin ciddiyet diyelim. Çünkü ciddiyetin kendine göre bir şeyi var. Hayatımızda yeri var. Olması gereken bir. Ama müzmin ciddi insanlar, yani hastalık derecesinde ciddi insanların hayatta çok büyük problemleri oluyor. O büyük problemleri de getiriyorlar. Bizim üstümüze şey yapıyorlar, yığıyorlar ve bizi de hasta ediyorlar. İnsanın tabii ki kendiyle her şeyden önce dalga geçebilmesi, yaşadığı bir şeyle dalga geçebilmesi, elini yaktınsa... Bu özgüven işte. Tabii buna küfür etmeyip ulan ben de ne uyarmışım diyebilmesi güzel bir şey. Ve hakikaten insanı olgunlaştıran bir şey. Aşkta da öyle yani. Evet aşkın içerisinde acı da var bir taraftan baktığında. Yani geçmiş evet şöyle söyleyeyim. Şimdi biri diyor ki nasılsın aşkım? İyiyim aşkım, sen nasılsın aşkım, ben de iyiyim aşkım. Şimdi iki tane aşk diye bir şey olamaz yani, böyle bir şey. İki aşk yok dünyada. Yani aynı anda iki aşk olmaz. Bir aşık olur, bir de maşık olur. Yani ben nasıl, sen nasılsın aşkım, ben... O yalan, o dümen o, öyle bir şey yok. O zaten 15 dakika sonra gidiyor aşkım maşkım, birdenbire kavga başlıyor. Biri kovalayacak, biri kaçacak. Hayatın güzelliği de burada zaten. Acı çekeceksin.
tamam güzel bir şey değil ama acı dediğin şey bir taraftan da insanı olgunlaştıran şey. Yani aşk acısı çekildiğinde insan onu yaşadıktan sonraki ilişkisi bambaşka bir ilişki olabiliyor. Şey değil yani insanların birbirini kandırarak, birbirini aldatarak yaşattıkları aşk acısından bahsetmiyorum. Kavuşamamanın getirdiği daha eski aşklardan yani bahsetmeye çalışıyorum. Evet yani her aşkta ille şey yapacaksın, birlikte olacak. Çünkü beraber olunca aşk diye bir şey olmuyor. Vuslat olduğunda? Tabii vuslat olduğunda aşk kalmıyor. Dolayısıyla aşk eğer canlı kalacaksa onun içinde kavuşamamak var. Ya da kavuşamama endişesi var. Aynı şekilde de şey var. Beraber misin? Ayrılma korkusunu, beraber olamama korkusunu içinde taşıdığın zaman o müthiş bir şey. Yani sanki biz beraber olduk ve ömür bu. Hayır kardeşim. Garanti yok. Garanti yok. O yüzden o garantinin olmadığını, karşındakinin hakikaten çok hassas ve kırılgan bir yapı olduğunu ve her an hayatın kayabileceğini düşünüp o kadar nazik davranırsan, karşındaki de sana o kadar nazik davranacak ve şey yapacaksınız birbirinizi. Kırmayacaksınız. Kırmayınca da kırılmayan şey biraz daha şey yapar. Gider. Aslında hayat ne kadar basit ve sade, biz ne kadar komplike hale getiriyoruz o hayatı. Mesaj kaydısı olmasın derdik ama mesaj bombardımanı olası. Çok güzel birçok mesaj çıktı. Sabaha kadar sürer. Yani inan, tam ilk defa ben bugün aslında karşılaştık. Ve nasıl olur acaba yan yana gelebilsek bir yerde diye düşünüyordum. Hakikaten de sabaha kadar sürecek sohbetler çıkarmış. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık gerçekten. Ve bizim küçük bir armağanımız var konuklarımıza. Bunu da ben sana vermek istiyorum. Bizden bir hatıra. Çok teşekkür ederim. Umarım eyvallah. Hayatta daha farklı platformlara paylaşma şansımız da olur. İnşallah. Çok memnun oldum. Eyvallah. Ben de memnunum.